goller, çok net pozisyonlar vardı. Belki ilk kere 3-4-0 girebilirdik. Planladığımız oyun, özellikle rakibin güçlü yanlarına göre aldığımız önlemler, kendi oyun sistemimizi sahaya yansıması ilk yarı özellikle çok saat gibi işledi. Tabii bu kadar net pozisyona girip değerlendirememek ister istemez rakibi oyunda tutuyor. İkinci yarı onlar tabii ki biraz daha top ayağımızdayken kaptırdığımız topla bir penaltıdan beraberliği yakaladı. Maçın gidişatında da aslında ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlar, değerlendiremediğimiz %100 pozisyonlar vardı ki pozisyon olmadan kilit pasla ilgili sonuçlandıramaz ataklar vardı. Berabere bitti. 2 puanı kayıp gibi düşünüyorum. Birçok taraftarımız buraya geldi, bize destek oldu. Maçtan sonra da takımı zaten desteklediler. Buradan hepsine teşekkür ederim. Ekran başında dualarıyla bize destek olan birçok taraftarımıza da, onlara en azından belki galibiyet armağan edemedik ama en yakın bir zamanda oynayacağımız iç saha maçına davet etmek istiyorum. Orada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ya şimdi tabii ki Osman'ın da ayağında problem vardı. Celil de düştü oyundan. Ya her ikisini de aynı anda çıkarmak istemedim. Sonuçta Cihan da yeni de fiziksel anlamda istediğimiz seviyede değil. Yusuf Emre'yi de biliyorsunuz, Yusuf Emre de sakat. Evet, düştük oyundan. Topu tutmamız gereken anlarda biraz orta sahayı rakibe verdik. Set oyununda daha etkili oynamamız gerekiyor. Yani topa sahip olduğumuz bölümde özellikle atakları yön değiştirerek kenarda taşınmış olsaydık daha etkili olurduk ama bunu yapamadık. Bununla ilgili zaten analizimizi yapacağız. Bunun eksiğimizi artıya çevirmek zorundayız. Ama sonuçta son bölüme kadar girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Belki işte Mami'nin getirdiği, Harris'in getirdiği, işte Asagat'ın vurduğu, kaleci bugün günündeydi. Atamayınca beraber etti. Yani evet, lig gerçekten birbirine yakın takımlar. Bence lider Eyüp dahi oyun anlamında bu üst gruptan çok açılacak oyunu oynamıyor. Sadece skora yansıttıkları için buradalar. Böyle düşünüyorum. Ama gidişatta bu lig, sıkışan ligde birçok kayıplar olacak. Bizim ne yapacağımız önemli. Şimdi iki tane iç saha maçımız var. Burada alacağımız iki galibiyetle beraber son iki maça da avantajlı girmek istiyoruz. Ve bizi daha o 24'ün üzerinde 35'lere çıkarıp 36'lara çıkarabilirsek puanımızı, bizim için iyi bir ilk yarı olacak aslında. Çünkü geriden gelerek buna ulaştık. Sıkıştığı evet doğru. Her takım iştahlı bir şekilde maçlara hazırlanıyor. Biz şöyle yorum yapacağım yine. Takımına baktığınızda bu kadar üreten, bu kadar pozisyona giren ki Keçiören takımı ligin ilk ikisinde yer alan bir takımdı. Belki hiçbir takım onu bu zor duruma düşürmedi. Atabilseydik belki burada farkla döneceğimiz bir maç olacaktı ki Keçiören deplasmanı biliyorsunuz zor bir deplasman. Saha atmosferi, işte küçük görünmesi, rakibin güçlü oyunu. Ama biz buna rağmen berabere kaldık. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Telafi edeceğiz önümüzdeki haftalara bununla ilgili. Şimdi topun bizde kalmasını daha fazla sağlamamız gerekiyor. Aslında rakibin direncini düşürecek birçok pozisyon vardı. Düşmeyince rakip de oyunda kaldı. Topun bizde olduğu bölümde özellikle set oyunu daha iyi oynamamız gerekiyor ki golü de kendi kaptırdığımız topla gol yedik. Biraz bu anlamda işte Celil'in oyundan düşmesi, Osman'ın aya ağırlı oynaması, Ali Kaan'la devam ediyor. Orta sahayı biraz rakibe verir gibi olduk. Onlar tabii ki gol olmayınca bize daha iştahlı gelmeye başladılar. Ama çok da istedikleri oyunu oynatmadık onlara, özellikle ilk yarı. Bununla ilgili fiziksel anlamda eksiklerimiz hep her geçen gün arttırmak zorundayız. Bununla çalışmalarımız devam ediyor.